Geldim. Şimdi Tayyargirler olarak tanınan bir çiftimiz var biliyorsunuz efendim. Özlem Tayyar Özçifti haklarında suç duyuruları yapıldı ve daha sonra örgüt kurmaktan, resmi evrakta sahtecilikten 5 ayrı soruşturma yürütülüyor haklarında. İşte mallarının satışı durduruldu, bizim hatamız yok vesaire gibi videolarda açıklamalar yaptılar çoluk çocuk aile olarak. Orada bütün bu derdi varken insanların takıldığı bir başka şey varmış bu çiftin. Çünkü çimdik eleştirilerini dert etmişler. Allah Allah. Ne demek bu diyeceksin. Açtıkları bir hakaret davası varmış. Hı? Bu nasıl sonuçlanmış? Önce oraya bakalım. Bana kalmadı. Bana kalmadı hele. Suç örgütü kurmaktan resmi belgede sahteciliğe haklarında 5 soruşturma birden başlatılmıştı. Ama fenomen çift bunları değil de eleştirileri dert etti. Çimdikleme videosu mahkemeye taşındı. Bana kalmadı. Bana kalmadı hele. Dilan Engin Polat çiftinden sonra gözler onlara çevrilmiş, Tayyargiller hakkında soruşturma başlatılmıştı. Duyduğunuz, gördüğünüz hiçbir şeye inanmayın. Sosyal medyada Özlem Tayyar Öz çiftinin bir videosu gündeme gelmiş. Özlem Öz'ün çocuğunu sırf etkileşim için çimdiklediği iddia edilmişti. Özlem Öz'ün çocuğunu ağlatabilmek için canını yakıp gizlice çimdiklediği iddiasına öfkelenen çift şikayetçi oldu. Savcılık o yorumlarla ilgili dosyada bir delil olmadığını, hatta yorumların hakaret içermediğini, eleştiri niteliğinde olduğunu vurguladı. Mahkeme Özlem Tayyar Öz çiftinin şikayeti için takipsizlik kararı verdi. Yani bu kadar dert içinde gerçekten belki daha önce açılmış bir dava mı bilmiyorum. Fakat bunu kafaya takar mısın okuduğun yorumlar arasından bilemedim. Tabii. Bir. İkincisi hiçbir anne baba çocuğunu ağlatmak için cimcikleyeceğini ben düşünemiyorum. Yani bunların ortamı farklı ama. Ama ne var onların ortamında? Ağlayınca çocuk daha mı çok beğeniyorlar? Evet. Like için bak konuşuluyor. Like için daha doğrusu o beğeniler için her şeyi yapabiliyorlar. Bazen öyle çiftleri görürüz ki Tayyargillerden bahsetmiyoruz. Sadece sosyal medyada daha fazla ünlenebilmek ve reklam alabilmek için çocuk doğuran çiftleri de var yani. Biliyoruz görüyoruz işte Ebru. Dolayısıyla bu işin birazdan magazin tarafında mı acaba dikkat çekmeye çalışıyorlar? Bir taraftan da epeydir konuşmuyorduk bu arkadaşları. Bak yeniden bu şekilde gündeme gelindi. Bir taraftan da hem gündemde olalım diyorlar. Bir taraftan da ama biz de sadece 5 ayrı soruşturma hakkında konuşmayın. Bu magazin tarafından konuşun diyorlar. Evet. Hayırlısı hep beraber göreceğiz. Şeyi de merak ediyorum ben. Ne zaman hani adliyeye gidip de yapacaklardı, ifade vereceklerdi. Onu da görürüz yakın zamanda. Peki, bebek de çok tatlıymış bu arada. Bebek, her bebek tatlıdır tatlı, ya. Her şeyin öyle. Küçüğü çok güzel ya. Aynen öyle.